Türkan. Baban iyi olacak. İnşallah. Ben çocukken babaannem hastaneye kaldırılmıştı. Fenalaşmıştı böyle. Annem çok korkmuştu. Kendini suçlar gibi bir hali vardı. Böyle çaresizlik içinde ağlıyordu. O sırada bizim evin emektarı Yadigar teyze annemi teselli ederken, eğer bütün bu acına korkuna rağmen içinde bir ferahlık hissi varsa korkma, iyileşecek demişti. Ve babaannem gerçekten iyileşmişti. Annem almıştı onu hastaneden. Benim de içimde aynı his var. Aynı ferahlık hissi var. Umarım hislerin doğru çıkar da sebebi olmam. İşlerim bitince arayacağım seni. Babamlara gitmeden önce eve uğrayalım. Küçük bir işim var. Tabii tabii. Üstünü falan değiştirsin. Nasıl oldu baba? Durum hala kritik. Anjiyodan sonra ameliyat alındı. Eğer babama bir şey olursa, eğer onu kaybedersem, katili siz olacaksınız. İşte o zaman vicdanınıza nasıl hesap vereceğinizi siz düşünün. Benimle böyle konuşamazsın. Saygılı ol. Saygı yıkarak, kırıp dökerek kazanılmıyor. Ben her şeye rağmen size saygıda kusur etmedim. Ama sizin bizim acımıza bile saygınız yok. Türkan biz çıkalım hadi. Bırak. Dur. Döksün bakalım içindekileri. Her seferinde daha fazla nasıl yaralarım, nasıl kanatırım diye düşünüyorsunuz. Ben de ailem de bunu hak etmedik. Ben bu eve geldiğimde sizden çok şey öğrenirim diye heveslenmiştim. Ama sizin bana verdiğiniz tek hayat dersi sevgisizlik oldu. Gidelim Somer. Konuşacağız bunu. Türkan! Türkan ne oldu, anlatacak mısın bana? Ne yaşadınız annemle? Hiç. Hiçbir şey sorma bana. Ne demek sorma bana Türkan? Az önce babamın katili siz olacaksınız dedin. Ne demek istedin? Bana bu cehennemde yalnız olacağımı sen söylemiştin. Şimdi neyini merak ediyorsun? Türkan, bilmek istiyorum lütfen. Sonra konuşuruz. Şu an tek istediğim babamın iyileşmesi. Beni bir an önce kardeşlerimin yanına götür.